Evet, Gazoz Ligi'nin ilk eleme turunun ilk maçı, ilk rövanş haftasının ilk maçı Maça Maça ve İstanpaolo arasında oynanan maçla başladı. Maça Maça 3-2'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırıyor. Burak da maçın oyuncusu oldu. İlk yarı özellikle çok iyi toplar kesti, çok iyi toplar attı. Sonlarda biraz bir düşme oldu, küçük bir düşme oldu ama genel performans olarak maçın adamı olmayı hak etti. Neler diyorsun? Abi ilk maçı 1-0 kazanmıştık. Ya biz tabii o maça bakarak değil ya, sonuçta Şampiyonlar Ligi'de oynamıyoruz burada. Keyif almaya çalışarak her zaman normal bir lig maçı gibi geldik. Ve dikkatli bir şekilde istediğimiz gibi oyunu oynamak istedik keyif alarak. İlk herhalde Gazoz Ligi'nin falan en erken golünü yedik. En erken gollerinden biri, evet. 10. saniyede falan yedik herhalde basit bir hatayla. O tabii bir anda işler orada dengelendi yani. Orada maç bir anda 0-0 başladı. Yani ondan sonra toparladık tabii. Toparlamamız çok uzun sürmedi aslında. Zaten konuştuk böyle bir senaryo olabileceğini biliyorduk. Ondan sonra zaten kompakt bir oyun sergiledik. Herkes birbirine yardım etti. Hepimiz koşmaya çalıştık. Dediğim gibi biraz sonlara düştük. İyice halı saha maçı gibi oldu. Orta sahalar falan kalmadı ama bizim için önemliydi yani. Çünkü geçen sene bu turda elendik. İlk bu turda elenmiştik. O yüzden onun üstüne koymak adına bizim için önemli bir turdu bu. Keyif almaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Eyvallah. Son olarak çeyrek finali soralım. Çok kompakt bir takımsınız. İyi savunma yapıyorsunuz. Evet. Her rakiple kafa kafaya oynayabilecek durumdasınız. Aynen. Neler diyorsun? Çeyrek finalde neler olur? Ya dediğim gibi abi biz çok istiyoruz, keyif almaya çalışıyoruz. Şeyimizi biliyoruz yani, biz nasıl oyunculardan kurulu olduğumuzu ve neler yapabildiğimizi biliyoruz. Hep ona göre bir oyun planı geliştirmeye çalışıyoruz. İşte kompakt dediğin yapıda zaten o, biz onu oturtmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Yine onu oturtabilirsek biz yine keyif alacağız. Rakibe de keyif vermeye çalışacağız. Futbol oynuyoruz sonuçta. Umarız her şey yolunda olur. Güzel. Çok güzel keyif verdiniz. Çok güzel bir maç izledik. Aynen. Sayenizde. Ayağınıza sağlık. Tebrikler. Eyvallah. Size de kolay gelsin. Eyvallah. Perşembe akşamının ikinci maçında 4-1'in rövanşında Espora ile İTÜ İstanbul Teknik karşı karşıya geldi. Espora çok iyi başladığı maçı çok iyi bitiremedi. Biraz yorgunluk, biraz fazla tempo, gol bulmak için aşırı efor. Sonlara doğru biraz düşmenize sebep oldu ama ikinci yarı Can Siperhane adeta tek başına İstanbul Teknik hücumlarına karşı koyan Serdar arkadaşımızı maçın adamı seçtik. Sezon sizin için burada bitiyor ama güzel bir maçla bitiyor. Neler söyleyeceksin? Çok güzel aslında yani, 4-1'in rövanşında olabilecek en iyi başlangıcı yaptık. Maç planlarımızda bu yoktu önceden. 1-0 başladı maç. 1-0 düşünmüştük ama 2-0 başlamayı düşünmemiştik yani. Çok iyi başladık, sonra biraz top yapamamaktan kaynaklı kondisyonumuz düştü. İlk yarının ortalarına doğru pas yapamadık. Baskı yedik. Biraz kornerden bir gol yedik talihsiz. Biraz talihsiz. 2-1 bitti. İkinci yarıda yani iyi oynadık aslında bence. Fena oynamadığımızı düşünüyorum. Maç genel olarak zaten hocam, değil mi? İTÜ'nün ceza sahası çevresinde arkada iki adam bırakmaları suretiyle o tarafta oynandı. Evet yani biraz daha belki son pasları iyi yapmamız gerekiyordu. Geliyor. Hoca da iki tane güzel yerde 0-2 çalarak. Yani destek olmaya yani, çalıştık ama. Yani kalede de İbo var. Hiç yani bol bol şut atmanız gereken bir maçtı bu maç. Evet. Aslında kritik offside'ları kaldırmasalardı daha iyi olurdu yani frikik çalmaktansa. Ya işte o zamanlamayı iyi yapsaydık aslında net pozisyonla, daha fazla net pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum ben. İyi bitti sezon. Çok iyi bir maçtı bence bu. Çok güzel yani, maçtı gerçekten. Galibiyetle bitti. Daha iyi olabilirdi ama yine bayağı iyiydi yani. Eyvallah. Sezon güzeldi. Sezon Serdar için bitti mi acaba? Ahmetçim saygılar. Saygı bizden. Sezon Serdar için bitmedi galiba. Sezon Serdar için tabii sezon Serdar için bitmedi avam gücüyle. Yok. Sakatlığımdan dolayı avam gücü maçlarında olmuyoruz. Seneye peki bonservisinle gideceğin söyleniyor Espora'ya. Onu konuda bir... Tabii yani futbol bu. Belli olmaz. Hepimiz profesyoneliz. Tabi avam gücüne karşı bir gönül bağım var. Yok değil. Yok değil. Bakalım. Menajerim karar verir böyle şeylere yani. Eyvallah, eyvallah. Ben sahadaki işime odaklanıyorum yani. Kariyerim. Kontrat işleriyle sahada menajer. Sahada olmak benim işim yani. Aynen. Kontrat kariyer işleriyle menajerim ilgileniyor. Eyvallah Serdar'cığım. Tebrik ederim. Saygılar. Ahmet'e de selamlar. Herkese. Eyvallah. Ahmet selam var. Evet, Epic Balls tiyatro maçının nihayete erdiği şu dakikalarda kalesinde adeta bugün devleşen Serkan'la birlikteyiz. Normalde kendisi biliyorsunuz Gazoz Ligi'nin güzide golcülerinden biri ama bugün personel eksikliğinden dolayı kaleyi korumak zorunda kaldı. Belki 7 gol yedi
Ama bir 7 tane de çıkardı. Eyvallah. Tamam. Serkan bu da sizin sezonun nihayet erdiği anlamına geliyor. Bir sezon toplaması, bir neler hissediyorsun, hissiyatını alalım. Kaptan sorar mısın? Her şeyi ben yapıyorum. Anahtar bende, organizasyon bende, kalecilik bende, adam eksik, herkes yok. Bizim için koca bir yıl fiyasko olarak geçti. Tam bir tiyatro olduk açıkçası. İsmimiz tam yerinde tiyatro. Ama canımız sağ olsun. Bu sene böyle güzel kayıpsız atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü her sene bir fire veriyoruz. Birinin ayağı kırılıyor vesaire bir şeyler oluyor. Ama en önemlisi olsa en önemlisi bu olmaz. Aynen dostça güzel bir mücadeleyle bitirdik bu seneyi. İnşallah sene daha güzel olacak. Benim çok nacizane seçtiğinizi ben biliyorum. Bütün bir sene hiç seçilmedim. Kaleci olurken seçilmişim bugün galiba. Bugün hak etmişim galiba. Allah razı olsun hepinizden. Şu orada bizim maçı çeken arkadaşıma da iki çift lafım var ama buradan söylemeyeceğim. Sonra onu kayıt dışı şey yapalım. Herkese teşekkür ediyorum. Galuzigi ailesine de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu bizim için bu senede. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle oldu, ne diyelim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Serkan'cığım. Teşekkür. Alen'le beraberiz. Avam Gücü Etkisiz maçının maçın adamı olarak. Çok teşekkür ederim. Alen'i seçtik. Alen açıkçası bizim uzaktan gördüğümüz böyle çok ön plana çıkan birisi olmadı. Biz seni maçın içerisindeki daha çok... Maçlarda genelde beni seçiyorlar. Maçın içerisindeki daha çok öyle gayretin, sürekli olarak oyunda kalman, hani en azından ileri geri bir şekilde yardım ediyor olmandan dolayı. Skor tabii eledi açıkçası eledi. Sizi. O yüzden... Ama ben memnunum bizim takımın performansına, yani gücümüz gereğince elimizden geleni yaptık. 1-0'dayken biraz daha tutabilirdik. Tutabilsek herhalde penaltılara götürebilirdik. Yalnız hani şöyle söyleyeceğim, maç çok şey başladı. Yani açıkçası biraz dışarıdan izleyenler olarak temposu düşük. Temposu düşük. Vesaire. Biz zaten hani biz gücümüzü bildiğimiz için biraz uzatmaya çalıştık maçı, maçın sonuna kadar. İşte bir tane bulursak maçı uzatırız dedik. Onu da bulduk. Ondan sonra tutamadık oyunu. Onlar biraz tempolu, bizden daha kuvvetli takım. Olsun ama seneye daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Ona da tebrik ediyorum, yani daha kuvvetli takımlar zaten. Yani ne olursa olsun çok tebrikler bizden. Çok teşekkür ederim. Ekşi Karma Karga maçının adamı Yiğit'le beraberiz. Yiğit açıkçası penaltılara kaldı ama penaltılardaki performansından dolayı değil, senin maçın içindeki performansından dolayı maçın adamı seçtik. Beşinci çok kurtaracaktım net, aslında. Çok net söylemek gerekirse bizce maçın içerisinde ilk yarı özellikle takımının, çünkü ilk yarı bizce top oynayamadınız. Hiç oynayamadık hakikaten. Ama maç takımının tamamen oyunda kalmasını ve sonrasında bulduğu golle de penaltılara kalmasını sağladın. Senin düşüncelerini alalım. Eyvallah, doğru diyorsun. İlk yarı çok baskılı oynadılar. Baya baya pozisyonla buldular. Ben nasıl çevireceğiz bilemiyordum açıkçası maçı. İlk yarı bir şekilde atlattık. Sonra ikinci yarı biraz da şans, hani futbolun içinde yan toptan, duran toptan bir gol attık. Sonra biz de iyi oynadık. Onlar da iyi oynadı ama son dakikada bir kaçırdığımız gol var. Penaltılar da kalmayabilirdi. O kafa golüyle penaltılara bıraktık. Penaltılarda da biz kazandık. Hepsini güzel attı arkadaşlar. Ayaklarına sağlık. Bana evet, hiç düşürmediler. 5'te 5 yaptınız. Aynen. Yani demek ki maçı götürürseniz sizden milletin çekinmesi lazım 5'te 5'le. Eyvallah. Aynen öyle. Yok, maçtan önce konuştuk. Ben dedim penaltılara kalırsa bana güvenmeyin. Ben şey yapamam penaltılarda diye. Yüzüklere takılmıştım. Onun dışında ilk maç biz 3-2 yenildiğimiz, daha doğrusu ligdeki maçta tek başıma hediye etmiştim şeye. Karga'ya dedim bu maçta benden olsun ödeşiriz. Biraz da öyle oldu. Ben de günümdeydim biraz. Güzel maç oldu. Rakibin de ayağına sağlık. Herkesin ayağına sağlık. Tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Eyvallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi Spartak Ahbarik maçının iki adamıyla beraberiz. Aşkın ve Kerem. Yani Aşkın bugün 3 gol attın. Ben adam değilim ama. Arkadaş kutusuncu. Kerem 10 tane kaçırdı. Kerem 10 tane kaçırdı. Ben burada inanılmaz bir forvet uyumu seziyorum. Ying ve Yang gibi. Yani bir bulduğunu atan, bir de ne bulduysa kaçıran. Doğru. Düşüncelerinizi alalım. Güzel maç oldu. Her şeyden önce. Güzel bir atmosferdi. Fena bir maç değildi. Arkadaşım Kerem biraz daha erken atsaydı belki de biraz keyfi kaçacaktı maçın. Ben öyle düşünceli bir, duyarlı bir arkadaş. Ben biraz duyarsız, öküz olduğum için gördüğümü vurdum bu akşam. İşte böyle bir denge yakalamış olduk. Ben de bayağıdır oynamıyordum. Kerem, maçlara gelmiyorsun pek. Evet, ya karşı lige daha çok gidiyordum. Niye, orayı daha çok mu seviyorsun? Yok, orada da Spartak İstanbul olarak durmamız gerekiyor. Sonuçta 3 yıldır emek veriyoruz oraya. Buraya gelen arkadaşlarımız var. Seni oraya nöbetçi mi diktiler, anlamadım. Aynen öyle, nöbetçi diktiler beni oraya. Önemli olan pozisyona girmek.
olsun bu hafta ben kaçırdık. Ben de büyük futbolcular için gerçekten bunu düşünüyorum. Yani gol olur olmaz ama gerçekten daha erotik bir faaliyet oluyor. Evet, yani evet. Önemli olan o. Hep mi ön sevişme mi? Evet yani önemliydi. Biz o erotik faaliyeti seviyoruz kendisine sanırım. Benim gol olunca herkes rahatlıyor. Yani işte. O çok önemli bir şey değil. Ben o anlamda söylememiştim erotik derken. Sınırda bırakıyorum o yüzden sıkıntı yok. Yani daha şey bir şey söylemiştim. Eyvallah beyler. Şimdi kuraya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin.